Sevgili seyirciler, şu anda ünlü bitki uzmanı Sayın İbrahim Gökçe'nin araştırma ve aynı zamanda çalışma ofisindeyiz. Sizler zaten onu Kanal T'den yakinen tanıyorsunuz. Biz de atladık geldik arkadaşlarla birlikte İbrahim Gökçe'nin araştırma ofisinde neler varmış demeye kalmadan zaten sağ olsun kendisi de kendi uzmanlık alanına giren ne varsa oturtmuş masasına koymuş bizlere gösteriyor. Tabii biz de doğal olarak sizlere göstereceğiz. İbrahim Bey, tebrik ederim. Rengarenk gene masayı yapmışsınız. Hamdolsun. Evet. Çeşitli ürünler. Kale, Gökçek Kalesi. Kule, kale. Şimdi her ürünün farklı farklı özelliği var. Her bitkinin farklı özelliği var. Burada bütün bu ürünler klinik araştırmalarla, üniversitelerde yapılan klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkilerle çalışıyoruz. Yani falan üniversitede mesela diyelim ki zencefil. Bu zencefilin çiçeği. Zencefil baş dönmesi, bulantı, kusma, bu seyahat hastalığı. Seyahat sırasında araba, vapur, gemi, uçak herhangi bir vasıtayla kişi seyahat ederken bulantı olur, kusma olur vesaire çeşitli rahatsızlar ortaya çıkar. Bu tür rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki zencefildir. Bununla ilgili biz bir çalışma yaptık. Zencefil forte ürettik. Allahümme salli. Nerede bulacağız şimdi biz zencefil forte'yi? Tabii ürün çok olunca üreten kişi de kendisi de bulamıyor. Gerçekten insanlık adına çalışıyorum diyor. Yani Yüce Rabbim zaten doğada her şeyi vermiş. İşte böyle İbrahim Gökçek gibi isimlerde vesile oluyor. Hastalara şifa olmaya çalışıyor Allah'ın izniyle, değil mi? Burada yapılan klinik araştırmaların detaylı bilgileri var. Almanca mı? Bu dergiler hep Almanca. Almanya'dan geliyor. Aboneyim. Şu karşıda arkada gördüğünüz de kameranın arkasında da Almanca kitaplar ve dergiler var. Binlerce dergi var. Ayrıca Almanya'da da dergi ve kitaplarımız var. Bunlar hep belge, bilgili. Yani nerede, ne zaman, hangi hastalığa karşı klinik araştırması yapılmış. Mesela şu gördüğünüz yelpaze palmiyesi veya cüce palmiye. Cüce palmiye, yelpaze palmiyesi. Bunun Latincesi Zabal Zeruluta. Zabal. Biz bununla ilgili, prostatla ilgili bir ürün ürettik. Prostat rahatsızlığına karşı La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bayağı zor olacak. Bunun birleşiminde cüce palmiye ekstraktı, yakotu ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. Nedir bunun özelliği? Prostat neden büyür? Kişinin prostatının büyümesinin sebebi normal olarak prostatın içerisinde iki enzim var. Aromataz ve reduktaz. Bu iki enzim artarsa prostat bir hormon salgılar. Salgılamış olduğu erkeklik hormonunu prostatın bu iki enzim kadınlık hormonuna yani dişilik hormonuna dönüştürür. Testosteronu östrojene dönüştürür. Böylece prostatın yapısı dokusu değişir. Prostat sanki göğüsmüş gibi büyümeye başlar. Bu nedenle prostat büyür. Şayet bu iki enzimi frenlerseniz prostat tekrar eski haline döner. Prostat aslında 30 gram ağırlığında, kestane büyüklüğünde bir organ. Fakat bazılarında 50 gram, hatta 100 gram, 150 gram olabiliyor. Böyle bir vatandaş gelmişti bize, perişan olmuştu. Prostat ameliyatı şart demişler. O da prostat ameliyatı olanlar da %85 cinsiyet gidiyor. Ne oluyor? Çünkü etraftaki sinirlere, dokulara zarar veriyor. Cinsel ilişki bitiyor. İlişki bitmese dahi ne oluyor? Prostatın hemen üstünde sperm torbası var. Burada meni bekler. Meni yoğundur. Benzetmek tabiri olursa, benzetmekte teşbih hata olmasa derler. Yoğurt gibi koyudur meni. Prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu hormonla karışır, ayran gibi olur. Böylece kişi ilişki sırasında eşiyle ilişkiye girdiğinde kişiye herhangi bir zahmet vermez. Fakat prostat ameliyatı oldunuz, ne oldu? Koyu olduğu için meni kişiye işkence gibi gelir onu hanımıyla ilişki sırasında boşaltması. Bu nedenle prostat ameliyatı olanlarda zamanla cinsel isteksizlik başlar, zevk almaz. Ve cinsel hayat yavaş yavaş biter. Oysa burada ne var? Zabal. Yani cüce palmiye. Cüce palmiye ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş.
Binlerce hasta tedavi edilmiş. Binlerce. Prostat rahatsızlığı olan. Problem değil. Önemli olan hastalığın ne olduğunu bilmek lazım. Doktor teşhis koymuşsa sizin hastalığınız şu diye o hastalığı tedavi etmek mümkün. Problem önemli olan hastalığın sebebini bilmek, ne olduğunu. Mesela şimdi çok şey var İbrahim Bey, benim de dikkatimi çekiyor açıkçası. Bir hadis-i şerifte sevgili seyirciler, ilim Çin'de de olsa gidip alınız demiş Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şurada resimler görüyorum. Bitki uzmanısınız. Demek ki siz anladığım kadarıyla dünyanın neresine olursa olsun mutlaka gidip resimleri çektim demiştiniz kamera çekimleri öncesi. Bir de kameranın huzurunda söyler misiniz? Burada 9500 bitki fotoğrafı var. 9500 doğaltedavi.org. Bu sitedeki fotoğrafların %90'ı bana ait. Almanya'da mesela Frankfurt şehrinin bir büyük bir botanik bahçesi var. Goethe Üniversitesi'nin. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki bitkileri getiriyorlar. Ortamını hazırlıyorlar. Binlerce çeşit bitki yetiştiriyorlar. Fotoğrafların çoğunu burada kendim çektim. 12 yıl fotoğraf çekmeye gittim. Haftada 3-4 defa. Mesela bir bitki bulamadım. Itır'ın fotoğrafını çekmek için şu bitki. Uçakla Dresden'e uçtum. Bitki fotoğrafı çekmek için. Botanik bahçenin müdürüyle tanıştık, konuştuk. Dedi ki bir bitki fotoğrafı çekmek için buraya mı geldiniz dedi. Evet dedim. Bu benim hayat felsefem. Her bitkiyi tek tek incelemek gerekir, araştırmak gerekir. Yani nerede olursa olsun fark etmez, bulmak için. Gittik ve bitkiyi bulduk, fotoğrafını çektik Dresden'de. Sonra mesela Guarana isimli bir bitki var. Bunun da fotoğrafını çekmek için Almanya'da önce Hamburg, Hannover'e, bütün Almanya'nın kuzeyini dolaştım, bulamadım. Sonra Heidelberg'e döndüm. Bir günde 1900 kilometre yol yaptım. Bir seferinde de Antalya, Kaş'ta dağa çıktım. Adaçayı ve diğer bitkilerin fotoğrafını çekmek için. Tam tepeye vardım. Elim dal zannettim. Elimi attım. Yılanmış. Yani öyle hatıralarımız da oldu. Tabii bayağı hareketli bir süreç yaşıyorsunuz. Bütün bitkileri neredeyse tanıyorsunuz. Ben o zaman tabii hani insanlar da şu anda bizi izliyorlar. Sevgili seyircilerimiz bizleri izliyorlar ama şöyle bir tane çektim. Önce göstereyim sevgili seyircilerimize. Şimdi de size göstereyim. Hayt. Bunu anlatır mısınız? Hayt. Evet. Hayt. Hayt burada şeyi çıkarayım. Hayt nedir? Hayt bu tohumu. Daha sonra karabiber gibi olacak. Rengi değişecek. Hayt'la ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır kısırlığa karşı. Bayanlardaki hormon anormalliklerinden dolayı. Mesela diyelim ki bayanlarda östrojen hormonu çok yüksekse ne olur? Gestrojen hormonunu, östrojen hormonunu baskı altına alır. Prolaktin hormonu yüksek olursa baskı altına alır. Hamile kalsa bile düşük yapar. Beyinde hipofiz bezesinin sapında bir nodül oluşuyor. Küçük bir kist. Buna mikroadenom, büyük olursa makroadenom denir. Mikroadenom veya makroadenom oluşursa hipofiz bezesinin sapında ne olur? Prolaktin hormonu oranı yükselir. Prolaktin hormonu da kısırlığa sebep olur. Çünkü diğer hormonları baskı altına alır. Hamile kalsa bile bayan düşük yapar. Almanya'da Marburg Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada bu hayatla ilgili belgelemiştir. Yüzlerce belge var. Bizim burada yapmış olduğumuz iş nedir? Birleşiminde hayıt, kadın otu, civan perçemi otu, üzüm çekirdeği, oğul otu, papatya, aynı sefa gibi 19 bitki ekstresinden oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Sadece kısırlığa karşı değil, aynı zamanda adet düzensizlikleri. Adet öncesi ağrı ve sancılara premenstrual sendrom denir. Bu tür rahatsızlara karşı da dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalara etkisi ispatlanmış, mükemmel bir şey. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsinde bir bitkiden yapılıyor. Zaten o yüzden siz bitki uzmanısınız. Dikkatimi çeken isimler var tabii orada. Harpago.
Ne demek? Harpago nedir? Şimdi o Türkçe karşılığı, tam karşılığı şeytan pençesi. Şimdi şu bitki şeytan pençesi. Şu ne? Bu çiçeğe kurulduğu zaman şuradaki çiçeğe pençe gibi olur. Bu nedenle adı şeytan pençesi. Ama şeytan pençesi isminden rahatsız oldu vatandaşlar. Dediler ki biz şeytan pençesi duymak istemiyoruz. Kötü bir isim. Ne olsun? Başka bir isim koy. Latincesini kullanıyoruz. Harpago. Zaten açık konuşayım mı? Sevgili seyirciler, şeytandan gelen hayır aman aman Allah korusun. Şeytanla işimiz olmaz. Bizim işte zaten Yüce Rabbim bize bitkiler vermiş. İşte böyle güzel insanlara da vesile kılmış. Şifa dağıtıyor. Evet. Bunun şöyle kökü var. Patates kökü gibi. Bu patates gibi kökün birleşiminde herpagozit denen bir madde var. Bu romatizmaya karşı dünyada en etken maddedir. İşte biz bununla ilgili harpago, ısırgan otu, civan perçem otu, 40 kilit otu, söğüt otu gibi romatizmaya karşı etkili bitkilerin ekstresi, damatılarak elde edilen ekstresinden bir kapsül ürettik. Bu her türlü romatizmaya, artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi romatizma hastalıklarına karşı etkisi ispat edilmiştir. Bununla ilgili benim bu kitapta da ayrıntılı bilgi var. Burada dergide de ayrıca bilgi var. Mesela sadece yüzlerce klinik araştırması var da bir örnek vereyim. Fransa'da 800 artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizmalı hastalıklar tedavi edilmiştir. Buna çok büyük yoğun talep olması üzerine Alman Sağlık Bakanlığı acaba burada bir şey var mı yok mu bir şüphe nedeniyle Alman Sağlık Bakanlığı direkt kendisi hastanelerde 1024 ağır romatizma hastası üzerinde artrit, artroz gibi ağır hastalar üzerinde denemiş. 1024 hasta bazıları 3, bazıları 4 ayda, bazıları 5 ayda iyileşmiştir, belgelenmiştir. Harpago, romatizmaya karşı. Benim de zaten ilk bu işlere giriş sebebim romatizmadan dolayı. Köye gitmiştim. Köyde çocuklarla ırmakta yüzdük. Sonra çimenlere yattık. Hastalandık. Tekrar şehre döndük. Şehirde mahallenin yaşlı kadınları kızgın kumlara yatırdılar beni. Ben 13 yaşındaydım o zaman. O şunu, bazı bayanlar şunu deneyelim, bazıları bunu deneyelim dediler. Deneyi yaptılar, yaptılar. Robot gibi oldum. Merdivene çıkamaz oldum. Eğilip bükülemez oldum. Oklava yutmuş gibi. Merdiven çıkamıyordum. Otobüse binemiyordum. Babam dedi ki ya bu koca karı ilacını bırakacağız dedi. Hani bilmeyen herkes deniyor. Herkes uzman Türkiye'de o zaman tabii. Doktor doktor gezdik. İğne ilaç, iğne ilaç. Belimde bir ağrı kaldı. Sabah kalktığımda yani böyle normal hareket edemiyordum. Oklava yutmuş gibi. Eğilip bükülemiyordum. Türkiye'de ve Almanya'da hiçbir doktor tedavi edemedi. 13 sene kuşakla gezdim. Belime 3 metre uzunluğu böyle kuşak sarıyordum. Dedeler gibi. Dedim ki kimya okuyordum. Dedim kimyanın da baktım yan tesiri çok büyük. Kimyasal ilaçların yan tesirinden dolayı laboratuvara giremez oldum. Alerji tetikliyor. Bunun çaresini ben bulacağım dedim. Araştırdım. 4 sene üzerimde deney yaptıktan sonra bir buluş yaptım. Romatizmaya karşı bir çay geliştirdim. O çayı 6 ay içtikten sonra romatizmada hiçbir şeyimiz kalmadı. Ondan sonra da beni rahat bırakmadılar. Dediler ki benim bu hastalığım var. Herkes bana geliyor. Dedi ki ben uzman değilim ki niye geliyorsunuz? Yok sen bilirsin. Sen iyileştin bizi de iyileştir. İyi peki dedim. O zaman ben işte okuluna başladım. Almanya'da bunun eğitimi var. Heilpraktika kursları var. Okulu var. Böylece kendimizi bu işin içinde bulduk. Takriben de 33 yıldır bu işin içindeyiz. Araştırma yaparken aldığım notlara baktım. Aa ben çok güzel bir kitap yazabilirmişim dedim. 27 yılda 3 ciltlik bir kitap yazdım. 27 yıllık bir çalışma bu. 7 defa yeniden yazdım. 4 dörtlük olsun diye. Benim yazmış olduğum bu kitabı bugün Türkiye'deki çok meşhur profesörler dahi ne yapıyor? Kopyalıyor. Bana danışmadan danışsa buyur al. Önemli değil. Romatizmanın her türlüsü tedavi edilebilir. Önemli olan teşhis. Mesela fibromiyalji, yumuşak doku romatizması 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl teşhis edilemeyebiliyor. İnsanların takriben %10'unda yumuşak doku romatizması var. Ne demek? 6 milyon, 7 milyon insanda romatizma var. Teşhis edilemiyor. Aradan yıllar geçiyor.
Teşhis edildiği zaman tedavi kolay. Birkaç kapsüle daha geçeceğiz ama sevgili seyirciler, bir İngiliz tuzu diye bir şey dikkatimizi çekti. Onu soracağız Sayın Gökçek'e. Ama ondan önce mahonya diye bir şey var orada. Ben gördüm. Evet. Evet, o. Mahonya Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Wagner, iki ilim adamı. Bununla ilgili, bu nedir? Şu mahonya dediğimiz üzüme benzeyen, Oregon üzümü denir buna. Türkçe karşılığı. Pek bilinmediği için mahonya kullanıyoruz. Oregon üzümü. Bunun üzümü kullanılmaz. Kökünün kabuğu veya dalının kabuğunda alkaloidler var. Alkaloidler sedefe karşı etkili. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann yapmış oldukları, Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Gita klinik araştırması yapmışlar. Mesela Profesör Doktor Gita 433 sedef hastasını mahonya ile tedavi etmiştir. Başka bir şey kullanmadı. Mahonya. İtalyan asıllı Doktor Simoncini, sedef hastalıkları uzmanı. 30 yıl bu konuda araştırma yapmış. 30 yıl Simoncini. İsteyen Google'da girip bakabilir. Simoncini'nin yapmış olduğu buluş sonucunda diyor ki Simoncini, sedef, ekseme, akne vesaire. Her türlü cilt hastalığının sebebi bağırsaktaki mantarlar diyor. Belgelemiş. Candida albicans mantarı. Candida. Mantarı yok ettiniz, cilt hastalığını yok edersiniz. Mantarı yok ettiniz, alerjik hastalık yok edersiniz. Ve bu sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar, klinik araştırmalar yapılmış. Burada belge var, bilgi var. Yani konuşuyorsak belgeyle konuşuyoruz. Araştırmalar var. Açın. Mahonya. Şu İngiliz tuzunu da bir anlatır mısınız? Bu İngiliz tuzu magnezyum sülfat heptadien, yani kimyadaki adı. Bu ne işe yarıyor? Safra kesesindeki taşı düşürüyor. Safra kesesindeki çamuru eritiyor, temizliyor. Safra kanalını açıyor. Safra akışını artırıyor. Safra kesesini temizliyor, arıtıyor. Krampları önlüyor. Bundan İki çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırılır, içilir. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyuyla karıştırılıp içilirse ne yapar? Safra kesesinin taşı düşürür. Bu yüzde kaçtır? Bir defa yaparsa %50. 15 defa, bu 15 kullanımlık. 15 defa her gün akşam yemekten önce yaparsa, yemekten önce yapılmasını tercih edilir çünkü ishal yapar. Yediğiniz yemek ishal yaptı. Olmaz. Bu nedenle yemekten önce kişi yarım saat, bir saat önce yaparsa daha iyi. Bunu kullandıktan sonra safra kesesinden dolayı, taştan veya çamurdan dolayı ameliyata gerek yok. Ne kadar taş olursa olsun düşürür. Vallahi şeye benzettim. Hani lavabolar tıkanıyor, lavabo açacağı döküyorsunuz ya, aynı onun gibi bir şey galiba. Evet. Bir de ne var orada? Ya, ne yok ki aslında? Cordyceps. Cordyceps bu Çin tırtır mantarı. Çin tırtır mantarı nedir? Bu Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yaşar. Yani oksijen bakımından az. Mineral bakımından yoksun. Efendim, ve soğuğa dayanıklı. Bu bitki parazit bitki. Diğer bitkilerin kökünde böyle kanca gibi kanca atar, onun hortumu var. Diğer bitkilerin özünü emer. Bu bitki dünyada en doğal antibiyotiktir. Çinliler bunu 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanıyorlar. Kimyasal antibiyotik. Kortizondan 3 kat daha antiseptik özelliğe sahip. Yani iltihapları önleyicidir. 3 kat daha etkili. Ve yan etkisi yok. Kortizon gibi değil. Kortizon kemikleri eritir, deriyi inceltir, hafızayı zayıflatır. Oysa cordyceps ne yapıyor? Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal. Biz bunu Çin'den getiriyoruz. Cordyceps artı birleşiminde sinirli ot var. Laden gülü var. 19 çeşit. Sadece piyasada birçok cordyceps var. Bizim üretmiş olduğumuz forte'dir. Güçlendirilmiş demek. Daha da etkili hale geçmiş. Mesela sadece cordyceps olsa etkisi %50, %60. Sinirli ot, laden gülü ve diğer bitkilerle birlikte katlanıyor gücü. Etkisi katlanıyor.
şu içecek şurup gibi bir şeyler, onlar ne? Evet, bu tonik. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bildiğimiz lahana. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, 3 ilim adamı ayrı ayrı zamanlarda kendi ekipleriyle lahana ile ilgili çalışma yapmışlar. Lahana en ağır gastriti ülseri iyileştirir. Fark etmez. En ağır gastriti ülseri iyileştirir. Ve fakat geliştirmemişler. Buluş yapmışlar. Geliştirmemiştir. Uyumuşlar. Ben onu fark ettim. Nasıl fark ettim? Lahanayı mesela kişi evinde mikserde çeker, suyunu sıkar, püresini suyunu içerse gastriti iyi gelir, zayıflatır. Fakat lahananın birleşiminde bu midedeki gastriti, ülseri sebep olan bakteriyi öldüren bir etken madde var. Metil metilyonun sulfonyum bromid. Bu çok hassas, hemen bozulabilir. Metil metilyonun sulfonyum bromid. Bu nedenle evde yapılan, üretilen etkisi %100 olmaz, bir. İkincisi, lahananın birleşiminde çok az bir tiyosiyanat var. Evde hazırlanan lahana suyu tiroid bezesine iyot akışını engeller. Bu ne demek? Guatr'a sebep olur. İşte biz guatr'a sebep olan etken maddeyi zararsız hale getirdik. 19 çeşit bitkiyle. En ağır gastrit, isterse 30 yıllık olsun, 6 hafta. Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. İsteyen Google'dan bakabilir. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde bununla ilgili deneyler yapmışlar, ispatlamışlar. Belgeli, ispatlı. Etkisi %100 ispat edilmiştir. Şimdi Sayın Gökçek, ben zaten izleyicilerimiz de benim gibi meraklılardır. Ben bundan eminim. O kadar çok ürün var ki hangisini soracağımı şaşırıyorum. İsterseniz parfüm gibi bir şey var. O ne? Parfüm gibi. Parfüm gibi. Bu ozon yağı. Bunun özelliği nedir? Piyasada birçok ozon yağı var. Ozon yağı demek zeytinyağının ozonlanmış hali. Bizim üretmiş olduğumuzsa ozon forte, farklı fortesi var. Ne demek? Piyasadaki de hiçbir ozon yağı ile ilgisi yok. 19 çeşit bitki içerir. Yani diyelim ki klimadan omuzun tutuldu. Robot gibi eğilip bükülemiyorsun. Böyle boynunu çevremiyorsun. Masaj yap 2-3 defa, tamam. Veyahut da göğsün tutuldu. Öksürüyorsun. Göğsün tutuldu. Göğsüne masaj yap. Veyahut da kaba kulak geçirenler de zamanla 10 yıl 15 yıl sonra, çocukken mesela kaba kulak geçirdi. 10 yıl 15 yıl sonra ne olur? Testislerinde orşit, testis iltihaplanması olur, bir. Varikozul olabilir, iki. Epididimit olabilir, üç. Yani sperm sayısı düşebilir, erkekliği zayıflayabilir, kısırlık olabilir. Bu tür rahatsızlarda testis veya bazıları çok yoğun cinsel ilişkide bulunanların da testisinde ağrı olur. Bu tür rahatsızlara karşı ozon yağıyla masaj yaptığında zaman kişi ne olur? Testisteki rahatsızlıklar ortadan kalkar. Testisler için efendim, testiste oluşan ağrılara, iltihaplara birebirdir. Çünkü ozon yağı kan akışını artırır, besleyicidir. Kılcal kan dolaşımını artırır. Evet. Şimdi ben dedim ya hangisini sorsam diye. Şimdi bir tanesini alsam dökülür galiba. Şu kedi otu. Kedi otu, evet. Kedi otu merak düştü zaten. Kalsın öyle kalsın. Siz kedi otunu öyle anlatın. Kedi otu, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma. Kedi otunun kökü. Fakat kedi otunu çayın içerseniz tadı çok kötü, içilmez. Yani çok kötü bir tadı var. Bu nedenle onun yaymış olduğu kokuya kediler çok dadandığı için, sevdiği için kedi otunu kedi otudur adı. Biz bunun ekstraktını geliştirdik. Birleşiminde bu pasiflora, yani çarkı felek otunun ekstresi. Bu da aynı zamanda uyuyamama, uykuya dalamamaya karşı etkili. Çarkı felek, kedi otu, oğul otu gibi 19 çeşit bitkiden oluşan bir formül geliştirdik. Kedi otuyla pasiflora aynı. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, psikolojik nedenlerden kaynaklanan rahatsızlara karşı nedir? 10 numara.
Kişi bunu kullandığı zaman çok kısa sürede rahat rahat uyur. Hiçbir gerilim, stres olmaz. Rahat uyur. Kadın otundan bahsedeyim isterseniz. Bu kadın otu Türkiye'de bilinmediği için buna kara yılan kökü dediniz. Kökü kara yılana benzediği için kara yılan kökü. Fakat yılan deyince vatandaş rahatsız oluyor. Biz bunu kadın otu dedik. Kadın otu. Latincesi cimici fugara camoza. Bu bayanlar, menopoza giren bayanlar için dünyada en etkili bitki. Menopoz nedeniyle bazı bayanlarda ne olur? Ateş basması, stres, gerilim. Menopozla birlikte o devreye girdi mi hormon anormalikleri neydi? Agresif olur. Mesela ben Almanya'da bir aileyi ziyaret etmiştim. Yani dindar bir aile, bayan abdesti, namazı, haca gitmiş. Herkes her problemi söyledi. Bayan dedi ki özel bir şey soracağım, buyur. Kadın doktoru rahim ve yumurtalıklar problemli demiş, ameliyatla aldırmış. Bu nedenle hormon anormallikleri ortaya çıktığı için böyle diyor ki bunalıma giriyorum, intihar dahi etmeyi düşünüyorum. İntihar etmeyi, bak abdesti namazı bir bayan, haca gitmiş, çok iyi bir insan. Doktorlar ameliyat etmişler. Oysa ameliyata gerek yoktu, çok kolay tedavi edilebilirdi. Kadın otu ne yapıyor? Bundaki hormon anormalliğini düzenliyor. Klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Menopoz nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlara dünyada en etkilidir. Hiçbir yan etkisi de yok. Şu gördüğünüz çizilmiş. Belge var, bilgi var. Menopoz rahatsızlarına karşı. Her türlü ateş batması, sıkıntı, gerilim, stresi atar, rahatlatır, relax. O dönemi çok kolay atlatır. O zaman her derde deva, ilaçlar hepsi burada var. Ginkgo, hemen önünüzde ginkgo. Ginkgo işte şu yaprağı şöyle yeşil. Neye benziyor? Beyne benziyor, iki loblu. Ginkgo biloba, iki loblu demek. Lob şeklinde, beynin lobları gibi. Bu ne demek? Beyin için. 36 klinikte toplam 10.815 hasta üzerinde denenmiş. 10.815. Bu beyne kan akışını artırır, bir. Beyni besler, iki. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Yani kan sulandırıcı gibi ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcı. Şimdi mesela kişi kan sulandırıcı kullansa kimyasal, karaciğere zarar verir. Karaciğeri iflas eder. Karaciğer yağlanır, böbreğe zarar verir, dalağa zarar verir, beyne zarar verir. Oysa bu nedir? Ginkgo. Hangisidir? Evet, ginkgo. Bu beyni besler. Kan akışını artırır. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. %100 doğal. Bu Japonya'da, Çin'de, Kore'de 10.000 yıldır bilinen bir bitki. Yeni bir bitki değil. Fakat birleşimindeki etken madde %0,5. Yaprağını, çayını içersen ne olur? Etkisi çok az. Çünkü etken madde az. Bu nedenle damıtılarak elde edilen ekstreden yapılan kapsül kullanmak gerekir. %100 etki, verim elde etmek için. Hafızayı güçlendirir, kişiyi konuya odaklandırır. Yani beyni çalıştırır. Bir insanın beyninde 100 milyar hücre var, nöron, sinir hücresi. Bunlar birbiriyle 10 milyar defa böyle telefon şebekesi gibi bağlantılı. Saniyede beyinden diğer hücrelere, organlara, dokulara 3 milyon aynı mail atıyormuşsunuz gibi haber gider. Nörotransmitter, sinir habercisi. Şunu yap, bunu yap, şu kadar şundan, bu kadar bundan salgına, üret vesaire vesaire vesaire. İşte eğer ki burada yoğunluktan dolayı kan akışında azalma olursa, beyne yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olmasa ne olur? Birçok problem başlar. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, zamanla Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire. Alzheimer'a karşı, yani bunamaya karşı dünyada en etkili bitki ve klinik araştırmalarla etkisi belgelenmiştir. %100 etkili. İnşallah başka bir programda Sayın İbrahim Gökçek'le yine bu sohbeti etmeye devam edeceğiz. Zaten altta da dediğim gibi iletişim adreslerini görebiliyorsunuz. Telefonlar var, her türlü iletişimle alakalı. Zaten teknoloji gelişmiş. Hemen tıklıyorsunuz ya da
telefon tuşlarına basıyorsunuz. İbrahim Gökçe'nin ekip arkadaşları da sizlere her türlü konuda yardımcı olacaklardır. Biz inşallah başka bir programda yine Sayın Gökçek'te sohbet edeceğiz. Sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.